Merhabalar dostlar, hepinize hoş geldiniz. Ben Eren Ceylan, bugün Mountain Trap'in Lost serimizin 3. bölümüyle sizlerin karşısındayım. Efendim, geçtiğimiz bölümde biraz parayı bulduk sonunda ve bu parayla da yatırım yapmak istedik. Kuyaz'da ilk işletmemizi açtık, işleri büyüttük ve artık bir zeytin cenderemiz var abi. Buradan yakın dönemde güzel paralar kazanacağımı umuyorum. Bakalım, umarım bundan yanılmayız. Yanılırsak eğer bizim için sıkıntı olur, çünkü orada tüm servetimizi harcadık. Serserilik yeteneğim 75 olmuş. Burada bir yetenek seçmemiz gerekiyor da baktım ikisini de beğenmedim. Burada diyor ki gönüllü vermeye zorlama başarılı olduğunda köy eşrafından artı bir asker diyor. Gönüllü vermeye zorlama ne, ben onu anlamadım. Gönüllü şey mi çalıyoruz? Bir şey çaldığımızda mı acaba, yoksa normal gönüllü asker toplarken mi? Bilmiyorum da. Yenilgiye uğratılan köylülerden ve kervanlardan %5 daha fazla ganimet diyor. Yönetilen yerleşkede günde artı bir güvenlik diyor. Açıkçası ben bugüne kadar hiçbir şehirde güvenlik problemi yaşadığımı zannetmiyorum. Onun dışında kervanlardan falan da alacağım ganimetin %5 artmasının çok da bir şeye yarayacağını düşünmüyorum. Onun yerine %20 köy toparlanma oranı gelsin, kafidir diye düşünüyorum. Bir de silah konusunda artık becerilerimizi geliştirdim. Tek elliğe biraz yatırım yapacağım. Biraz gelişelim, kalkan balkan alırız abi. Şu an 400 paramız var. Biraz Kuyaz'da iş yapalım abi. Dolandırıcılık yapalım hemen. Onun dışında bakalım başka işler yaparsak güzel olacak. Zorla haraç deniyor. Bu zorla haracı da yapsak iyi olur. En az şey biraz para toplayacağız abi. Tamam. Para yarıya insin de adamların yardımını alma. Adamların yardımını almadan benim bunu almam zor olur diye düşünüyorum ya. Bilmiyorum, hiç yardımsız denemedim de. Çünkü düşman kalabalık geliyor. Yardımsız zor abi. Ben size söyleyeyim. Güzel. Güzel. Kardeşim şunları da öldüreyim, yardım falan gelmesin. Şunlara para harcamayalım. Olmaz mı? Lan bu benim adammış. Yok, benim adam değil bu. Sıkıntı yok. Bunlar para gitmesin abi, olmuyor mu? Böyle bir şey olmuyor mu? Kaç geldi? 1000 altın buradan geldi. Soygun. Soygun var. Yerel çete lideri. Bir aga ile şey. Ha, bu soygunu bayağıdır yapmıyoruz bak. Ortezya'da destek isteyen eleman. Yine Ortezya'ya. Ortezya'ya gidelim. Kuyaz'da turnuva var. Bir turnuvaya katılsam iyi olur bence ya. Ya artık bir tane turnuva kazanak be. Ya karakterimize hiçbir askeri anlamda yetenek vermediğim için turnuvalarda bok gibiyiz de. Ya tek bahane bu değil de. Kamera açısı galiba. Yani kötü oynamama sebebiyet veren şey bu açı olabilir mi? Ne diyorsunuz bu konu hakkında? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Warband'dan buraya geçtiğim için mi? Yoksa bu kamera açısı mı asıl problem? Ben kamera açısı diyorum ya. Omuz kamerası galiba benim oyundaki yetkinliğimi kısıtlıyor. Üçü bir şeyler atmam lazım vallahi, bilmiyorum. Kamerayı belki değiştiririm ileride çünkü. Yetkinliğimizi burada sorgulandırıyor, sorgulattırıyor bu. Bu arada dostlar, videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmaz iseniz sevinirim. Hacı abi bak, ben buna alışamadım. Ben buna harbi alışım. Bu arada harbi bununla alakalı ya, bak. Bak bari şu modda oynayayım, bak göreceksiniz. Göremediniz. Bak kardeşim, saplayamıyorum. Oğlum ben hiç böyle kötü oynamazdım. Ne oldu bana? Bize bir şeyler olmuş. Bize bir şey, durumumuz iyi değil. Durumumuz iyi değil. Bize bir şeyler olmuş. Kardeş sende bok mu var, habire bana atıyorsun orada o kadar fazla kişi varken. Niye ben yani? Niye ben ya? Oy. Ne koydum? Ne koydum? Ne koydum? Sen ata mı bineceksin ha? Ata mı bin... Ne? Oğlum kırmızı takımın Allah belasını. İki tane adam aldım ben. Bizim diğerlerin hepsi gitmiş ya. Oğlum bu ne ya? Yok abi, takım bizi yalnız bıraktı ya. Yani o takım bizi yalnız bıraktı abi, ben size söyleyeyim. Aa, tur atlamışız. Helal lan sana. Son kalan adam güzel işi başardı. Helal. Son kalan adam gerçekten adammış abi. Kardeşim. Onu indir yere. Oğlum ne kadar az hasar veriyor. Onlar bana tek atıyor, ben 30 vuruyorum ya.
Bak o mızrağı ben yesem tek yemiştim abi. O mızrağı ben yesem tek yemiştim ya. Böyle saçmalık olmaz. Adamlar at üstünde kılıçla tek atıyor bana ya. Biz mızrakla atamıyoruz. Böyle rezillik olmamalı. Yedin sen bunu. Hoppa! Abi şike var adamın içinden geçti. Şike var adamın içinden geçti. Baksana ben 16 vuruyorum abi ben. Ben 26 vuruyorum abi. Bunu böyle rezillik olmaz. Yeşil öldü. Yeşil öldü. Artık yeşil sen ölü bir adamsın. Oğlum o kadar yellene. Bak adam kıytırık bir vuruş attı bana. Çeyreğini bıraktım canımı. Vuruyorum hiçbir şey olmuyor. Onlar bana tek atıyor direkt. Allah'ın belası ya. Gidiyorum ben ya. Yok turnuvalar. Ben soygun moygun yapacağım ya. Şike dönüyor burada. Yürüyün gidin lan. Yazıklar olsun size. Turnuvanıza gelin. Bir daha da Davos'a gelmem. Abi ben koyuyorum. 30-30-30. Onlar bir koyuyor. Ben yaşamı sorguluyorum bundan sonra. Selamünaleyküm. Görünüşe göre Lord'un salonunda bazı muhafızlar görüldü. Adamınız bir oyalama yapacak. 3000 dinar. Param yok lan. Yine dayak yiyeceğiz. Oğlum 3000 lira istiyor. Kardeş para yok. Selamünaleyküm. Salon boş değil mi? Hacı abi. Salon boş değilse biz de boş değiliz oğlum. Adam olun lan. Salon boş olmayabilir. Biz de hiç boş değiliz. Tekedim. O kadar lan bir tane vuruş yedim. Bir tane ya. Bir tane ya. Bir tane vurdular ya. Abi sadece bir tane ya. Paramın da tamamını aldılar ya. Ya. Varus kullanıyla sürtüşmeye mi başladım? Oğlum bir tane sadece ya. Yaralıyım. Abi harbi diyorum ya. Böyle rezillik olmamalı. Ya bir tane vurdular ya. %20 taarruz hasarı. Manevra kabiliyeti. Taarruz hasarı verelim de. Abi bu ne ya? Şiddetle kınıyorum ya. Ücretleri ödeyemedim. Özür dilerim sayın halkım. Sayın askerlerim özür dilerim. Ücretlerinizi ödeyemedim farkındayım ama. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Derim şuraya. Kardeş bir dur hemen ya. Hemen şey yapıyorsunuz ya. Biz kötü gün dost, iyi gün dostu musunuz siz abi? Durun bir ya. Allah Allah ödeyeceğiz. Ödeyeceğiz. Ne zaman bizim ücret ödeyemediğimizi gördünüz? Ne? Yalnız bir tane şeyden 4K para geldi. Boşuna bunlarla uğraşıyoruz. Dolandıralım hemen. Cazibe geldi güzel. Büyük gasp. Asker toplayalım da biraz. Abi bu çeteciliği biz çözeceğiz. Bu iş halledilecek bir şekilde. Ama ben tek yemekten bıktım ya. Tek yemekten bıktım ya. Artık bana tek atmayın gözünü seveyim ya. Han bölgesinde git yaralarını boş ver abi yaramara. Şöyle bir kendimize bir gelelim. Aha daha haydutu var. Şunları kovalayacağız. Bunlardan para vuracağız abi. Dağ haydutları nezih insanlar bunlar. Bu nezih insanlarla güzel anlaşıyorum ben. Onları daha da nezih insanlar haline getireceğiz. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Hı, gel bakayım hacı abi. Gel. Abi dağ haydutları çok büyük insanlar ya. Çok severiz bunları. Delikanlı çocuklar. Gel bakalım abi. Enayinin parasına çöktük. Bundan güzel şey gelmedi. Az öncekinden iyi ganimet gelmişti de. 8'lik gruplar bunlar. Şuralarda daha büyük daha ayrıntılı grubu var da illa. Bakayım. Bunları da mı dolandırabiliyorsun? Bazı mahkumları dağıt. Biraz işte birkaç adam al. Dağ ayrıntılarının gücü çok düşük. Kara borsa. Burada pek tanınmıyorsun. Haydutların gücü... Oo haydutlarla işbirliği yapabiliyoruz. Bazı mahkumları dağıt. Buraya asker mi veriyorum? Biraz eşya al. Biraz eşya mı ver?
Allah, şunu vereyim ne olacak? Batı İmparatorluğu'yla suçluluk oranım arttı. Dağ yurtlarının güçlenmesi için. Allah Allah. Biraz burada saklan. Tek tanımıyorum. Suçluluk oranında suçluluk oranım artınca bunlarla işbirliği mi yapabileceğim? Şunları bir tokatlayayım hemen. Gel 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 Hacı Cavcav gel. Gel. Gel gel. Gel oğlum gel gel. Gel canım gel. Bunları bir de esir alıp geri bırakırım abi. Burada güçlendiririz bunları. Suçluluk oranımız çok bir şey yapmaz diye düşünüyorum. Umarım yapmaz. Düzenbazlık. Bazı mahkumları da al abi. Suçluluğum daha da artıyor. Birkaç adam al. Başlatmak için en az 5 ücretsiz yuva alanına ihtiyacım var. Doğruluğa. Şu an alabileceğim adam yok herhalde. Tamam neyse. Onu boş koy. Şuradan bir hemen bizim ürünleri bir satalım abi. Buradan güzel mallar aldık kardeşim. Bunları bir satalım artık. Şimdi tahılları geri ver abi. Kapasiteyi aşmışız. Bize birkaç at lazım aslında ya. Alsam mı bilmiyorum. Şu an çok altına alasım yok. Büyük gasp işine bir girelim. Asker topla. Bir tane kalsın da şuradan bir yoldaş alalım ya. Demir göbekli. Abi tam bizim yanımızda olacak adam. Tam bir davar. Hiçbir yeteneği yok. Sadece savaşmayı biliyor abi. Gel. Gel. Tam bir davar. Böyle adamlara ihtiyacımız var. Bu milletin böyle adamlara ihtiyacı var. Şimdi büyük gasp işine bir şey yapalım. Oo. Arpotis. Neresi lan orası? Ha tamam şey bu tamam. Bir an karıştırdım acaba şeylerle mi şey yapacağız diye düşündüm. Şehrin içinde mi yapacağız? Yok bu köylülerden çalmaktı abi tamam. Tamam. Oo bana saldırmaya karar verdiler ilk defa. Lid gel abi. İlk defa bana saldırmaya karar verdiler. Vay 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 alçaklara bak. Gençler benim okçular nerede? Ben sizi istemiyorum. Benim okçularım gelsin ya. Ben sizi istemiyorum. Ben sizi istemiyorum. Benim okçularım nerede ya? Oğlum bu ne? Şafak operasyonu yapmaya geliyor. Adamlar güçlü. Adamların içinde talimli birlikler var. Abo komando gibiler şunlara bak. Dur dur. Benim olay yerine intikal etmem lazım yoksa bizimkiler dayak yiyebilir. Dövdüler ama. Oğlum benimdeki baltaya bak ne kadar kıytırık boktan bir balta ya. Ne kadar kıytırık boktan bir balta ya. Gençler siz şimdi bize niye artistik yaptınız? Bedelini ödemiş herhalde sandınız ha? Oğlum adam olun lan. Bir daha sakın böyle bak. Şş. Aksat neyse bir de sizle çalışalım şimdi. Bizle birlikte çalışalım bir daha abi burada. Heh. Güzel şunları bir dolandırayım abi ekstra. Heh. Bunları da dolandıramadık galiba. Yetenek kazandık. Ne kazandık? Tekelliği biraz daha geliştir abi. Tekelli yeteneğimiz gelişsin. Onun dışında bir tane, iki tane buna ver. Ticaret erbabı olalım biraz. Ya şu anda ticaret işine iyi bir şekilde başlamadım ama. Abi ortasıyı bırakır mısın ya? Abi işimiz vardı orada ya. Ayıp ettin vallahi, kaybettin beni. Bu yakışmadı abi sana bu arada. Bana bir tane daha davar lazım abi. Bu. Tam benlik abi. Hiçbir beyni yok bunun. Gel bakalım abi. Bunun da beyni yok. Gel. Bildiğimde beyinsiz herkese yer var abi. Beyniniz olmasın yeterli. Bildiğimde beyni olmayan herkese yerimiz var. Büyük gasp.
Güzel. Şurada da hemen işimizi halledelim. Gençler. Şu işimizi bir yapalım sizle ya. Az önce yaptığım şey farklı bir şey miydi acaba ya? Yok kardeş, hepsini bana ver la. Az önce yaptığım da bu değil miydi? Az önce yaptığım da bu olmalı bence. Soygun. Abi Ortezya da halledemem o iş. Geçen beni dövdülerdin. Zorla haraç. Nazikçe para toplayacağız. Kendi başına yönetemem abi. Gelsin. Gelsen gel. Aa, artık buradaki savaşlara bizim yoldaşlar da geliyor. Ha, yoldaşlarımızı arttırarak daha rahat işler yapabiliriz artık. Yoldaş sayımızı arttırmamız lazım abi. Of, ne koydum be. Hı? Bu şiş beni boş adam mı sanır? Abi dur. Dur abi. Beni boş adam mı sandınız lan? Ne oldu? Mançetli misin ha? Adam olacaksın lan. Haddinizi bilin oğlum. Haddinizi bilin lan. Kadife dokuma aracısında şaktık. Çete girişimi. Aha. Abo, çete olacağız. Çete girişimine bakayım. Çete lideri işe yaraması yapan artık seni yeterince tanıyor ve duelloyu kabul etti. Siyah anla duello mu atacağız? Dur bakalım dur. Eyvah. Eyvah, bu önemli. Biraz dolanalım ama başka işler de yapalım önce. Dolandırma işlemi devam. Abi bunu nasıl başaramayız ya? Nasıl başaramayız? Buradaki çete biz mi olacağız şimdi? Dur bakalım ya. Etkinliğimiz ve yetkinliğimiz tartışmasız bir şekilde burada artık kendini gösterecek. Biz buna inanıyoruz. Şimdi Siyapan. Gel bakalım sen benimle bir kafes dövüşüne. Burada bir save alalım. Siyapan'ı yenersem oranın çete lideri biz mi olacağız? Hadi bakalım. Oo. Fırlatma şeyi. Abi mal. Tek atar lan mal olursa. Axe Shield diyelim. Hadi bakalım. Siyafan ne haber abi? Diğerinde yenilme şansımız vardı. Bunda yok. Abo. Siyafan'a bak lan. Siyafan yetenekliymiş bayağı. Oha. Bir şansımız yok. Ya ben de mal adamım ya. Ya şu kan bak, bir dakika, size bir şey göstereceğim sadece bak. Size bir şey göstereceğim. Sadece bunu bekleyin abi siz. Mod option. Cerberus Legacy. Bak benim neden kötü oynadığımı ben size anlatamıyorum. Anlayacaksınız şimdi, tamam mı? Anlayacaksınız. Karamadan dolayı ölüyormuşuz bu arada. Bak şimdi anlayacaksınız. Neden kötü oynadığımı anlayacaksınız. Bekle şimdi. Sadece gör şimdi kardeşim bak. Bak etkinliğimi nasıl gösterir? Size kanıtlayayım. Sen bana güven. Bu güce güven. Bu güce güven. Bu güce güven. Bak izle ya. Sen canını sıkma. Sen bana güvenmiyor musun ya? Oğlum biz burada kaç Bannerlord serisi çektik. Herkesi tekliyorduk ya. Oğlum Warband'a geldim diye kötüleşmiş ola mı? Bunun farklı şeyleri var. Farklı sebepleri var. Ver abi malumu. Ya gel ya. Gel gel oğlum gel. Ha şimdi bak, o işte bu. Hoppa hoppa, işte bu ya. Oğlum az önce kamera harbi diyorum bok gibi ya. Ne yaptığımı anlayamıyorum. Ne yaptığımı anlayamıyorum abi. Ne yaptım? Özgüven patla. İşe yaramaz Siyafan etkilendi ve ortak olmanı teklif etti. Kabul edebilirsin. Ya da otoriteni göster, bu şehirde çetene kur. Aa. Kendi çetemi mi kurayım? Şimdi diyeyim ki bak, sokaklar bana ait değil. Daha yavaştan, işin temelinden başlayalım. Şimdilik ortak olalım. Tamam, ileride şey yaparız. İleride sahibi oluruz. Şimdi ortak diyor bize artık.
Buralarda işler tıkırında ama işimizi biraz büyütmek istiyorum. Başka şehirlerde ilgilenebilecek tanıdığın var mı? Başka bir şehirde seçtiğiniz bir çete değil, artı onun ilişki bonusu almanızı sağlar. Bir kez kullanılabilir. Nerede birini tarıyorsun oğlum? Nerede birini danıyor? Nerede danıyorsun birini? Bana böyle bir malumat verilmedi. Ortezya'ya kimin eline geçmiş? Vilan diye almış lan Ortezya'yı. Neyse biz işimize devam edelim. İmparatorlukla zaten aramız çok iyi değildi. Şimdi gelirim arttı mı şimdi, ne oldu? Benim zeytin cenderesi bizi bu arada çok bir bok yapmıyor. Şu an. Zeytin cenderesi bir işimize yaramadı gibi gözüküyor. Çete girişimi. Artı 40 ilişkiye ihtiyacım var. Bu lavukla. Şimdi soygun yapalım. Yalmars'ta. Tamam abi, hemen gidelim. Şakal Morino'nun da aramı 40 yapayım. Bir tane de şey deneyeceğim. Kendi çetemi kurmayı deneyeceğim. O iş nasıl sonuçlanacak? Göreceğiz bakalım. Selamünaleyküm. Aynen. Al 3000 dinarını da al abi. İşimiz rast gitsin ya. Heh, temiz. İki sandık buldum. Sadece birini maymuncukta açmak istiyorum. Şimdi en son yaptığımız sadece para önemli demiştim. Diğerini yapalım şimdi. 763 dinar aldım. Ulan dolandırıldık lan. 763 dinar aldım. Bunları kaça Oğlum dolandırıldık lan. Aa. Aa. Dolandırıldık. Vaa. Paralar gitti la. Dolandırıldık la. Oğlum dolandırıldık la. Paralar gitti la. Böyle bir şey olmaz la. Abo. Demek ki sadece para diyeceğiz ha. Para dışındakiler önemsiz. Mugrolar bekleyin lan. Bekleyin lan. Hayda. Ulan. Nasıl hallettik kardeşim? Kardeşim nasıl hallettik bu işi? Nasıl hallettik? Nasıl koyduk ha? Fena koyduk ha. Vallahi fena koyduk. 500 geldi. Bu şehir fakirmiş ya. Büyük gasp. Bu şehir gariban bir şehirmiş abi. Bu şehri beğenmedim. Bu şehri çok beğenmedim. Gariban bir şehirmiş abi. Bize yakışmadı. Buradan köylüye yine gidelim, gasp edelim. Kardeşim sen gel bakalım. Sen parayı ver. Tatava yapma. Güzel. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Köylüyle herhangi bir şekilde aramızın iyi olması için bir şey de yapmayacağız zaten. Lan Batı burayı geri almış oğlum, bu şehirde neler dönüyor. Kardeşim bu şehirde neler oluyor ya? Kardeşim bu şehirde neler oluyor ya? Bunları yapalım da biraz ilişkilerimiz artsın. Demir göbekli gelemiyor savaşa. Canı az herifin. Olsun, biz bu şekilde de hallederiz. Siz canınızı sıkmayın. Artık kamera açısını çözdüğüme göre her şeyi yapabileceğiz abi. Tamamıyla her şey kamera açısıyla alakalıydı abi. Onu çözdüğümüzden dolayı. Oy, aferin lan Doğan. Pardon lan, pardon lan oğlum, şaka yaptım lan, kalk lan. Dedim şaka lan. Ha, şaka lan. Güzel, bundan da parayı koyduk. Bu önemli olan parayı koymak değil ama. Önemli olan burada şey. Anladınız siz. Komplo düzenle. Oo, burada bayağı bir şey gerekiyor. Hemen dolandırıcılığa devam. Abiciğim şu şehre bir salın ya. Büyük soygun. Büyük soygun yapabilir miyiz? Yerel çete lideri Çakal Morino'yla görüşün. İkiniz de 15 bin dinar kazancı. Saldırı bu gece planlandı. Yok yok. Büyük soygun yapacağım da. Biraz bekleyelim. Canımız iyi. Ha, canımız zaten iyi de şeylerin canı iyileşsin. Bizim yoldaşların. Abi durun ya. Bir soygun yaptırtmadınız ya. Neyse gideyim Kuyaz'a. Orada yaparız. Bir durun abi ya.
Kendimi kanıtlayayım bir dakika dur. Turnuvada bir kendimi kanıtlayacağım. Maksat turnuva kazanmak değil de kendimi kanıtlayacağım abi sizlere. Bakın sorunun benimle alakalı olmadığını anlayacaksınız şimdi. Şimdi bakın artık turnuvalarda benim kaybetme şansım kalmadı. Bak turnuvaları kaybetme diye bir ihtimal ortadan kalktı şu anda. Mızrağını ver lan. Bu adam mızrağa gitti. Bakın gördünüz mü nasıl indirdim adamı? Nasıl in... Aa, ne izliyor abi? Of 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 of. Of of. Övündüm şeye bak. Oğlum o tamamıyla az önceki açıdan dolayıydı bak. Oğlum şimdi benim yenilme şansım diye bir şey yok artık. Ne haber abi, kolay gelsin. Oğlum beni adam yerine koymuyor musun sen? Beni adam yerine koymuyor ya. Abo! Ya oğlum bu ne ya? Onunu hareket etmesem yine düşüyorduk bak. Altından bir düşüreyim şu iti ya. Ne yapıyorsun oğlum sen? O kadar kişi varken gidiyor beni vuruyor. Abi bu yalnız hile var ya. Hayır. Hayır lütfen dur. Herife bak ya. Oğlum attı, ölmedi bir türlü. O kadar kişi var, herif geliyor. Lan oğlum. Abi ha, ihanete uğradık. Birden hapşuruk geldi. Okumu atamadım o yüzden. Birden hapşuruk. Oo, baltaya bak, bu balta işimizi görür bu arada. İhanete uğradık az önce. Yorun ya, etkinliğimizi ben size göstereceğim. Siz bana inanmıyorsunuz oğlum. Siz bana kötü oynadığımı düşünüyorsunuz. Benim kötü oynamamla alakalı bize kumpas kuruldu abi, o kamera moduyla. Bize kurulmuş bir kumpas var. Bu arada arkadaşlar, bu modun biliyorsunuz o dolandırıcılık olayları falan Furbear moduyla yapılıyor. Onu sen bir dur bakayım. Sen bir dur, arkadaşlarla bir şey konuşuruz. Gider misiniz bayım? O modun Türkçe dil desteği var aslında ama yani her şeyi Türkçe değil. Belli bir sürüme kadar çevirmişler. Ondan sonrasının Türkçesi yok. Ben ise tek yedik ya. Tek yedik ya. Neyse ki tur atladım. Neyse belli bir yere kadar çevirmişler. Belli bir yerden sonrasının Türkçesi yok. Ben de dün yapay zekaya gittim abi. Bunun Türkçe çevirisini yaptırdım. Sağ olsun amele yapay zeka gitti uğraştırdı. Şey uğraştı. Ve gitti yaptı abi. Siz de videonun açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz arkadaşlar. Modun Türkçesini haberiniz ola. Abi bu sefer yenilemeyiz, eleniriz direkt. O yüzden safe takılacağım. Ya dur ya. Eski Eren. Dur abi. Ben rahatlığımı hissedemiyorum şu an. Hah. Savunma mavunma yok ya. Bir kalkan tutuş, bir saldırı. Öyle bir şey yok abi. Atik çevik ve atletik olacağız. At bakayım. Hoppa. Enayi atışı. Hop. Enayi atışı 2. Hop. Erkek adam atışı. Hop. İkinci. Hoppa. Hop. Adam olacaksın. Kanamadan gidersin böyle. Kanamadan gitti abi adam. Güzel. 3200 parayı koyduk. Harika. Bak gördünüz, turnuvayı kazan. Hemen kamerayı değiştir. Turnuvayı direkt kazan. Neden? Çünkü sorun bende değildi arkadaşlar. Sorunun kimde olduğunu unutmayın. Demir göbekliyle Doğan hala iyi durumda değil. Bir yoldaş daha alayım. Biz çete halinde gezeceğiz biliyorsunuz. Madem yoldaşlar önemli bu kadar, yoldaş alalım abi. Yoldaşlara zırh mır kılıç da vereceğiz. Bunlar iyi şeyler. Lan buradan başka yoldaş yok mu ya? Ama yani böyle beyni olan yoldaş yok aramızda farkındaysanız. Full davarları topladım abi yanımızda. Çünkü böyle olması gerekiyor. Han sessiz bak. Herhangi bir şekilde beyin emaresi gösteren hiçbir yeteneği yok. O yüzden bu arkadaş bizim yanımızda çalışmaya uygun. Beyin emaresi gösteren bir yeteneği olan kişileri almıyoruz arkadaşlar grubumuza. Bunlar önemli. Abi zeka ile alakalı hiçbir yeteneğinin olmaması lazım. Bu çok önemli bir şey. Bu bizim için karar verici merci. Beyni varsa abi direkt o adamla ilişkiyi keseriz biz. Beyin olmayacak. Bu omuzluğu alabilir miyim abi? Çok iyiymiş ya. Omuzluğu bir alalım. Bundan sonra büyük soygun yapacağız. Abi ona dallama. Gel bakayım. Artık eski Eren yok oğlum. Yeni yeteneğimi göstereceğim sana. Kafana vurdum. Bayıldın. Artık benim birebir de dövüş kaybetmem imkansız.
Yeni yeteneğim gördüğünüz gibi. Bak sana arkamı döneceğim. Sen o kadar yeteneksiz bir adamsın ki. Ya şimdi bir kişi değilmiş bunlar. Bakın sizi ciddiye bile almıyorum. Bak bak. Oğlum ben niye kara gibi gözüküyorum? Surat olmasa. Seni ciddiye alın. Şaka şaka. Ya bir bokunu çıkarmayalım hemen bir şeyin ya. Hemen bir şeyi bokunu çıkarıyoruz ya. Benim yoldaş. Al işte abi. Lid beni tokatladı ya. Hemen bir şeyin bokunu çıkarıyoruz hemen. He, adam yerine koymuyor. Al sana. Al sana kardeşim al. Yani ciddiyet. Ciddiyet önemli arkadaşlar. Devlet yönetmek ciddiyet ister. Selamun aleyküm. Kardeşim hemen gel. Hemen. Lan başka adam yok. Gel bakalım delikanlı. Sana yeni yeteneklerimi göstereceğim. Hop. Ne oldu? Gel bakalım gel. Bak 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 bak. Bu kalkan yaslama tekniği. Hoppa. Adam olacaksın. Nasıl koydum? Abi işte sorun kameraydı. Sorun kameradaymış. Bak bunu anlamış olduk. Hep birlikte. Ben de bir problem olmadığını, benim ne kadar yetkin ve etkin bir kişi olduğumu artık biliyoruz değil mi? Bunu bildiğimize göre artık bir sıkıntı yok. Bambu baltamı alayım ben. Gerisini okutalım abi. Şimdi gidelim soygun moygun ne bakıyorsak yiyelim orada. Oradan 15k falan para gelir. Bir dükkan daha. Benim klanım hala bir seviye olmadı değil mi? Bir seviye olsak bazı konularda çok rahatlayacağız. Kardeşim. Düzenbazlık. Büyük soygun. Bir kere daha şey yapılıyor. Bir şey merak ettim sadece ya. Şunu bir deneyeceğim de. Save'e geri döneceğim dövdükten sonra. Ya yani save'e geri döneceğim. Ben sadece şeyi merak ettim. Acaba bunu bir daha dövdükten sonra ne oluyor? Merak ettim. Deneyeceğim sadece. Oy direkt bayıldı lan. Ne oluyor şimdi? Nam kazanıyorum. Şimdi sokaklar bana ait dediğimde ne oluyor? Sahip olabileceğim maksimum atölye sayısına ulaştın. Şimdi buranın yöneticisi benim. Değil mi? Kendime veznedar atamam gerekiyor. Lan %100 dedik. %100'miş bu arada. Şapkınlık ona. Şapkınlıkla mı alakalı? Tamam. Kaçakçılık işine başlamak ister misin? Bunu şu an yapmayacağız da bir tane de uygulayıcı atamam lazım. Aktiği ne kadar fazla olursa o kadar iyi. Tamam. Plan odası. Beyni olan adamlara da ihtiyacım varmış bu arada. Kasaba. Tamam. Muhit. Bir tane yerim var. Hayır hayır hayır. Ortaklıklar. Kaçakçı. Oo, batakhaneye 20k dinar. Tahmini karımız şu an niye kötü? Ha, güvenliği düşmesi falan gerekiyor. Yoldaşlarımı yöneteceğim. Bence biz geri dönelim. Şu an daha biz bunun için erken. Bizim bunun için kendi çetemizi kurmak için erken abi. Düzenbazlık diyelim. Burada bizim şeyimizi duyurabiliyoruz. Bunları bu arada çevirmemişim ben. Bunları çeviririz abi. Ya da bunların orada dil dosyasında mı gözükmüyordu bilmiyorum. Bunlara bir bakarım bir ara. Burada bizim kompanyonumuzu işte duyurabiliyoruz. Komplo düzenle şehrin sadaketi. Bu komplo düzenleyince acaba şey mi oluyor ya? Bu şehri biz yönetmeye mi başlıyoruz? Şehri mi ele geçiriyoruz? Anayüz. Yok abi biz şu an bu şekilde devam edelim biz. Kendi şeyimizi kurmadan devam edelim abi. Bu bize şu an ağır geldi birden. Henüz daha seviyemizi geliştiremedik. Daha sıfır seviye bizim klan.
Bu sıfır seviye halimizle yani 20-30 adamla biz bu işi halledemeyiz bence. Bir de yoldaşımız da yok. Bir de taktik becerisine sahip yoldaşımız lazım. Yoldaş lazımmış bize. Bunu da bilmiyordum ben. Öğrenmiş de olduk aynı zamanda. Şimdi büyük soygun işine bir girelim bakalım. Tamam. Olası 15 bin. 2500'e bu tamam vereyim ya. Valla 2500'den bir şey olmaz. Şimdi yapamazsak 15 bin dinardan olmuş olacağız abi. Gelin gençler. Yok kendi çetemi kurmak için erken abi. Kendi çetemi kurmak için çok erken. Lan gelin lan. Kendi çetemizi kur... Lan oğlum böyle saçmalık mı olur? Tek yedim yine ya. Yine tek yedim. Kendi çetemizi şu an kurmayalım. En iyisi şu anki düzen abi. Şu anki düzenle bak parayı da vurdum. 15K'da para koydum. Henüz daha işimiz şey değil. Bir de buranın güvenliğini ben nasıl düşürebilirim? Ekstra neler yapabilirim burada güvenliği düşürmek için? Burada güvenliğin düşmesi benim için önemli çünkü. Kalkanlar hasar vermesin ya. Onun bizim için bir önemi yok. Taktiğimizi mi geliştirsek? Neyi geliştirsem artık? Cazibe mi geliştirsem? Neyi geliştirsem? Kalsın bakalım ya, onu ileride düşünürüz. Şu an yaralıyım. 30K param oldu bu arada. Para konusunda iyiyiz. Bence biliyor musun, başkasıyla ortak olmak şu anda daha iyi gibi ya. Ya kursam 1500 zarar diyordu oğlum. Biz nasıl o zararı ödeyeceğiz? 1500 zarar diyor. Ama sırf denemek için bir ara şey yapsam mı acaba? Yani save'e geri döneriz deriz. Bir deneyelim acaba nasıl oluyormuş. Öğrenmek için bir deneyebiliriz aslında. Yani öğreneceğimiz şekilde bir deneme yapabiliriz. Ya abi yine mi kuşatılıyor? Orta Ezya'yı bu sefer de Ungit kuşatıyor. Aseray'dan Ungit kuşatıyor ya. Oğlum Orta Ezya'ya bak. Önce Vilandia'nın eline geçti, sonra Batı geri kurtardı. Şimdi bir daha gitti abi mekan. Bunlar bizim hızımızı arttırıyor mu? Arttırıyor. Ama dur, bu atlar çok pahalı atlar. Onun yerine daha ucuz atlar varsa alacağız. Kuyaz'a gidelim bakalım. Ucuz bir at bulalım. Handa başka adam var mı? Yok. Şimdi ticaret. Ticareti hiç yapmadık biliyor musun? Ticaret mi yapmaya başlasak acaba artık? Bence bir ticaret işine artık ufaktan tüccarız dedik. Tüccarlığımızı bir gösterdim. Bak bunu 7'den alıp Orta Asya'da 19'a satabiliyormuş. Al abi. Al 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 al. Al 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 al. Şimdi 665 ödedim. Bunların hepsini gideceğim Orta Asya'da satacağım. Bakalım ne kadar kar edeceğiz 665'te. Yük beygiri falan toplasam iyi olabilir aslında. 665. Günlük altın değişim mi artıya geç, artı mı eksiymiş lan. Oğlum bizim atölyeden düzgün para gelmiyor mu ya? Kaç aldık? Of. Kardeşim ticaret. Az öncekini görebilir miyim? Artı mı dedi, eksi mi dedi o çünkü. Ticarette 10 yetenek kazandım bu arada. Güzel ganimet. Güzel ganimet hocam. Ekipman satarken. Ticari mi Allah? Ya bak bu sefer dedik ki ekipman işi ya, demircilik yapmayacağız dedik abi bak. Demircilik yapılmayacağız dedik. Ticari mal. Demircilik yapmayacağız abi. Her seride parayı o şekilde vurduk, olmaz. Kuyaza 37'ye satılıyormuş. Kuyaza 37'ye satıyoruz. Al abi 3724 ödedim bak. 3024, 3724. Bakalım Kuyaz'dan ne kadar vuracağız bu parayı. Hadi bakalım yavaş yavaş gidiyoruz. Günlük altın değişim hala ekside. Oğlum bu atölye bize para getirmiyor. Bu atölyeyi ne yapabilirim? Buna para verirsem ne oluyor? Mesela 1000 altın verdim. Ne oldu buna? En son dün çıktı yapmış. Günlük ücret 100. Ya bu doğru düzgün bir şey kazanmıyor gibi şu an. Ama benim para vermemle gelişecek mi orası? Ona bakacağız. Şimdi ben kaç harcadım? 3724. Ticaret erbabı olduk abi artık. Biraz ticaret işine de bir bakınalım. Önemli. Hadi abi. O kadar yavaş yavaş geldik. 5700. Diğeri kadar karlı değil ama bu da iyi. Bu da iyi.
Abi biraz katır alalım. Biraz katır alalım. Ticaret yeteneklerimiz daha da iyi duruma gelsin. Orta Asya'da 24'e satacağız. Ve abi, ver abi. 1991. 1991 hemen abi. Bak abi ticaret işini görüyorsun. 1991'de. Ya hocam bırakın şurayı ya. Bırakın şurayı ya. Neyse Yalmars'a satayım. Odada balık yoktur. Orası da kötü duruyor. Ne gezer Yalmars'ta balık. Orta Asya'daki asiler ayaklandı. 1991'de. Rote'ye... Oğlum gidin ya. Oraya ben mal okutacaktım ya. Böyle rezillik olmamalı. 2200. Hala yeterince karlı görmüyorum. Lagata'ya bakacağız. Orta Asya'ya satabilirim aslında şu anda. Abi bu her gün geçtikçe bu arada benim gelirim azalıyor. Çünkü günlük para ödüyorum yani. Günlük para ödüyoruz. Bunları unutmayalım. Onlar da bizim giderlerimiz arasında. Heh, tamam paramızı aldık. Ticarette yine gelişiyoruz. Ticaret devam abi. Evet. Şimdi burada ne diyor? Yalmars'tan 12'ye alacağız diyor. Lagata'ya satacağız. Yalmars'tan alıp Lagata'ya satacağız. Oy. Yalmars'ta çok ucuz mal var abi. Yalmars'a gidelim. Yalmars'a gidelim. Yalmars'tan. Nereye? Ortesi 35'e okutabiliyorum. Oh. Bira. Sargota 43. Uf. Sargota 43 diyor. Şimdi bakın 3249 ödedik. 3249. Sargota gidiyor. Ticaret işi yapalım biraz ya. 3249. Kardeşim 4000 4000 lan 474'ünü buradan çıkardık. Tamam. Hadi 3000 3000'den fazla kazanmamız lazım diyelim. Sargota geldik. Çünkü 3000'den fazla kazanmamız lazım. Günlük giderlerimiz var. Oy güzel. Güzel ticarette kardeşim iyi para var. Ben size söyleyeyim. Bak, ticarette gelişmeliyiz. Şimdi ucuz mal burada ne var? Yalmars'a 35'e zeytin. Olur. Ondan sonra Yalmars'a satabileceğim bir ürün var mı abi? Bunu da Lagata'ya 32'ye satabiliyormuşum. Yalmars'tan alınabiliyor. Şunu boş ver. Kil. 44'e Yalmars'a satacağız. Olur abi. Yalmars'a 14'e keten. Muhtemelen onun tamamını 14'e almaz bizden. Lagata'ya 64. Al abi. Tamam. Diğerlerini Yalmars'a bunları Lagata'ya. 2600 ödedik. Bakın 2600'den fazla kazanmış olmam lazım. Direkt şuradaki altınımıza baksak daha iyi olur aslında. Şimdi kardeşim ben sana postu satacağım. Post burada satılabilecek bir ürün. Oh. 2000'in 1000'ini kazandık zaten. Diğerlerinin hepsini Yalmars'a satacağız. Sat abi. Biraz da ticaret de yapalım abi. Hep soygun moygun böyle olmuyor. Biraz ticaret de görmek lazım. Zeytini buraya satabiliriz. Bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim mi? Biz galiba dolandırıldık. Galiba dolandırıldık ya. İyi para gelmedi buradan. Buradan iyi para işi gelmedi. Neyse neyse. Olur. Her zaman kazanamayız. Rote'ye 30'a satacağız. Abo. Sargota bunu okutmaya devam edebiliriz de. Şunu Rote'ye bir satıp. Kili bir elimizde kalsın. Kilin daha henüz nereye ne kadar iyi ettiğini göremedik. Ticarette bu arada 50 olduk ha. Eşya fiyatları ortalama fiyatlara göre işaretlenir. Güvenli geçiş maliyetinin %50. Eşya fiyat... Ne oluyor bu? Birliğine 130... Gerek yok ya. Şunu ver. 130 daha fazla taşısak ne olacak? Birlik zaten değil. Asıl olay yük beygiri. Yük beygiri asıl taşıyıcı. Güzel. Ama ticaretim artmadı. Ticaret yeteneğim yeterli mi değil? Yeterli şey gelmedi abi henüz. Artık yavaş yavaş kasılıyor galiba. Ha çili buraya satılıyor bu arada. Güzel. Yine karımı aldım ben kardeşim. Ben yine karımı aldım. Şimdi buradan birayı alıyoruz. Sargota okutuyoruz. Bunu Yalmars'a satıyoruz.
Zeytini Yalmar'sa 6K, bak benim 28K param var, tamam mı bak. 28K buradan çıktığımızda abi 28K'dan fazla param olması lazım. Döndüğümde 28'i geçmiş olmam lazım benim. Döndüğümde 28'i geçmedikten sonra herhangi bir önemi yok. Neyi ne kadar sattığımın önemi yok abi. Döndüğümde 28'i geçmem lazım benim. Yani asıl olay bu. 28'i şu an o yüzden herhangi bir şekilde bir yere bir şey yapmıyorum. 28'i geçeceğiz. Hadi bakalım. Bu dükkan işinden yine para kazanamıyoruz ya. Oğlum ben yanlış yerlere mi sattım lan? Ben ürünleri yanlış yere mi sattım ben? Lagete 32'ye satılıyor diyor. Ben ürünleri biliyor musun? Yanlış yere sattım galiba. Orada buraya satmam gerek. Ya ticaret kardeşim, bizim max ticaret zekamız ya. Max ticaret zeka gerçekten yani. Gittim oraya şeyi sattım değil mi? Evet, Max EJ abi. Max EJ. Tamam, zararı büyük ölçüde karşıladık. Daha henüz kapanmış değil ama zararı büyük ölçüde karşıladık abi. Hurma burada ucuz. Stargot'ta 76. Bak ucuz olanları burada görüyorsun. Bunu Yalmar'da okutacağız. Tamam. Hurmayı da Yalmar'da okutacağım. Gidip Sargot'u okutmayacağım. Sargot uzak. Bunu da Yalmar'da okutacağım. Şimdi 6.300'den fazla kazanmam lazım benim. Yalmars neredesin abi? Yalmars nerede lan? Şurası değil mi Yalmars? Heh. 6.300'den fazla kazanmış olmamız lazım. Abi ticaret micaret de. Yani kardeşim gelirimiz artmıyor be. 6.300'den 6.600'e geldi abi. Ne kadar yani Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi ya diyebilir miyiz bu duruma? Bence diyebiliriz. Rote'ye 67'ye. Şunu al Rote'ye. Rote'ye hemen okutalım. Oğlum günlük ne kadar fazla para gidiyor ya. 3 4000'den fazla kazanmamız lazım. Allah Allah. Allah Allah. Aynı parayı geri al. Abi ben soygun boygun devam edeyim. Böyle olmuyor. Bu iş böyle olmuyor abi. Ya ben bu çeteye ortak olduğumda ne oldu peki? Sokaklar. Biz bu çeteye ortak olduk da ne oldu? Ben anlamadım o işi. Ortak olduk da ne oldu abi? Şansın ortaya çıkar. Küçük gruplar topla. Bunları boş ver. Ne oldu abi? Biz buraya isyancı şehirlerde yapılmıyor. Hayda. Abi oradaki bizim olay bitti o zaman. Çete girişimi büyük soygun. 15 bin. Paramızı yine kazanalım. Paramızı taştan çıkaracağız abi yine. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Saldır. Hacı abiler gelin. Bunlar olmadan biz para kazanamıyoruz abi. Daha bizimkiler ağır ağır ığıl ığıl geliyor. Ben dana gibi koşuyorum önden. Dana gibi koşup önden gidip bir şey hatırlatacağım. Oğlum niye bu kadar az hasar veriyor? Güzel. Abi, kazanmamız lazım bu işi. Dayak yiyoruz bu arada. Ananı. Dayak yedik. Oğlum o kadar yardım da topladık. Bilim geri çektim. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. Allah Allah beni serbest bırak. Vay vay vay. O kadar mı değerimiz yokmuş lan? O kadar da mı değerimiz yokmuş? Beni serbest de bıraktılar abi. Vallahi yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Serbest bıraktıkları için adamlara kızıyorum abi. Güzel. Şehirdeki eşraf daha önemli. Evet arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde bakalım neler. Ticaretten biraz bir şeyler yaptık da vallahi çok da iyi bir şey olmadı galiba ama bakın aşağıya bir sonraki bölümde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.